Bazıları inşallah diyebilir. Siz size inşallah deyin. Bu kararı her ne kadar bir takım gazeteciler beni arayıp abi zaten karar verilmişse atıldın falan demiş deseler bile ben Galatasaray kurullarının adil kararlar vereceğini düşünüyorum. Galatasaray Divan Kurulu mu burası? Evet. Galatasaray Divan Kurulu falan hakikaten efendi bir toplulukmuş abi. Bizim Beşiktaş camiasında birisi bir kulüp başkanıyla ilgili böyle konuştuğu zaman orada kan gövdeye götürür arkadaşlar. Hakikaten yani çünkü bizimkisi şey falan değil. Yani efendi değildiğinin değil. Yani Fatih Altaylı'yı bilmiyorum. Belki gazeteci diye çekiniyorlardır veya bir şeyden dolayı da bilmiyorlar. Ama yani ağır konuşmalar var çünkü Ertem. Yani bizde olsa yani bak Fenerbahçe'de olsa kavga gürültü çıkar. Burada belki Fatih Altaylı'dan dolayı belki Fatih Altaylı olduğu için fazla bir sataşma olmuyor. Belki Fatih Altaylı yani gazetecisi, televizyoncu bilmem ne falan filan diye ama evet. Uymamış. Fatih Altaylı'ya uymamış bu konuşma. Hani bir kulübünü seven, camiasını seven bir insan uymamış. Abi bu kadar sert kendi televizyon kontrolünü kaybetmiş. Dandik televizyon programı diyor. Şimdi ben burada gidiyorum diyorum ki benim bizim beyaz futbolla ilgili konuşurken dandik bir televizyon programında konuşuyorum ben kardeşim falan filan. Öyle şey olur mu? Kendi programı. Değil kontrolünü kaybetmiş. Yani tabii biz, orada ben bir, bayağı bir gerginlik yaşıyor abi şu anda. Burada yok. Sıkıldığı çok belli. Ben ilk defa böyle olmamış. Görüyorum. Fatih Altaylı ilk defa. Fatih Altaylı yılların gazetecisidir bilmem ne falan filan. Belki hani belki bu zamana kadar seviliyordur falan bilmem ne. Yani sevildiğinden dolayı belki. Yani demek ki Fatih Altaylı burada seviliyor. Yani seviliyor demek ki. Ama ben sana söyleyeyim yani sevilmeyen bir adam başka camialarda bu tip çok ağır konuşma yapmış Ertan. Devam edelim bir şey soracağım sonra Sinan Engin'e. Devam edelim. Ben bu adil kararlarla ilgili hakkımı sonuna kadar her platformda aramayı niyetliyim. Sevgili Galatasaraylılar, Galatasaray'ın gerçekten değerli olan kesimi hepinizden bir kez daha özür diliyorum. Eğer sizleri kırdıysam. Eğer sizlere karşı bir haksızlık yapıyorsam bir kez daha özür diliyorum. Başkanlık makamını küçük düşürücü bir adam attıysam Allah beni kahretsin. Ama dediğim gibi beni kulüpten atabilirsiniz. Ben buradan giderim ama burası benden gitmez. Onu da bilesiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Başkan, yatıştıralım bu işi. Değerli Galatasaraylılar. Hiçbir zaman ben... Abi hakikaten çok efendi adam sinirlerini aldırmış. Çok efendi bir çok adam. Çok beyefendi. Çok bu dünyanın adamı değil. Bu futbol dünyasının adamı değilsin sen Dursun Özbek. Yani hakikaten bu dünyanın adamı değil abi. Çok efendi bir adam. Fatih Altaylı 1000 kere özür diliyor tamam. O da biliyor. Abi şok oldum yani. Kendi program yaptığı arkadaşına seyrediyor.